Evet, KTO Karatay Üniversitesi Karatay Arge topluluğu altında İHA çalışmalarındayız şu anda. İnsansız hava aracımızın ismi Göktay. Göktay aracımızla TÜBİTAK'ın düzenlemiş olduğu insansız hava araçları yarışlarına katılacağız. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarım yük bırakma sistemini kumandayla kontrol ediyorlar şu anda. Evet. İnsansız hava aracımız 5 kilometre karelik çaplı bir alanda otonom uçuş kabiliyetine sahip. Bütün çalışmalar bittiği takdirde 20 dakika içerisinde aşağı yukarı Konya'nın 3'te 1'lik kısmını tamamen tarayıp görüntüleri canlı olarak aktarabilme kabiliyetine sahip olacak. Verilen koordinatları kusursuz bir şekilde taramayı yapıp ilgili yerlere yük bırakma görevlerini tamamlamış olacak. Ekibimiz ağırlıkla yüksek lisans öğrencilerinden oluşmakta. İnsansız hava aracımız Göktay iki görevi yerine getirebilecek şekilde tasarlandı. Bu görevleri otomatik pilot, otonom uçuş sayesinde gerçekleştireceğiz. İlk görevimiz 6 tane kule içerisinden, kulelerin arasından en hızlı ve en seri şekilde, otomatik bir şekilde uçuşu tamamlama üzerine olacak. İkinci görevimiz de 100 gramlık 5x5 boyutlarındaki küpleri verilen ilgili hedeflere bırakma şeklinde olacak. Ve bütün bu görevleri otonom uçuş, yani bizim önceden belirttiğimiz koordinatları, hedefleri otomatik bir şekilde bırakacak şekilde tasarlandı. Aracımızda şu anda çalışmalar devam ediyor. Simülatör programlar sayesinde otomatik uçuşla otonom uçuşu sağlamaya çalışıyoruz. Bu sistemi tamamen biz tasarladık. Bizim yerli manamız. Bu yarışma esnasında belirtilen bölgelere görev neticesinde yük bırakma özelliğiyle görev temini sağlayacaktır. Şurada simülatörde yaptığımız programlar neticesinde böyle bir proje ortaya çıktı. Arkadaşımız Mustafa da yük bırakmayı şey yapacak şimdi. Bırakalım Mustafa. Evet, bir yükümüz bırakıldı. Evet. Daha sonraki diğer yük bırakıldı. Gerçek bir helikoptere ait bütün sistemler var. Swash plate diyoruz buraya. Bunun kontrolünü işte bu kumandadan motorların yardımıyla yapabiliyoruz. Onun dışında kumandanın 8 kanallı olduğunu söyleyebilirim. Bütün kontrolü bunun üzerinden sağlıyoruz. Helikopterimizin, insansız hava aracımızın hareketlerini, dediğim gibi yük bırakma sistemini ya da otomatik inişini, safety denen bir modu var bunun. Elektriğini ya da sinyalin kesildiği anda tekrar dönebilmesi için. Bütün her şeyi buradan sağlayabiliyoruz. Bunun ayarlarını da şuradan görebilirseniz, simülatörümüz var, Mission Planner. Bunun üzerinden yapıyoruz. Buradan bütün şeyleri görebilirsiniz, hareketleri. Evet, şu an kumandadan hareketler yapıldığı zaman aynı şekilde dataları burada da izleyebiliyoruz. Nereden izliyorsunuz? Şu ekrandan izleyebiliyoruz. Bakın hareketler. Size demiş olduğum servoların isimleri bunlar. Bakın tek tek yaw, roll, pitch. Yani havadayken de bu. Aynen, bunları görebiliyoruz. Tabi görebiliyoruz bunları da. Buradan bütün kanallar, 8 kanal demiştik işte. Bu kanalların hepsinin şeylerini görebiliyoruz. Simülasyon. Yani biz uçurmadan burada uçurmuş oluyoruz aslında. Hatta bunun kendine ait bir simülatör programı da var. O program yardımıyla da gereken uçuşları, kontrolleri sağlayabiliyoruz. Doğal afetler ve yangın söndürme konularında gelecek dönemde kullanılması planlanan bu insansız hava aracımızda yapılmasında bize büyük katkıları olan başta Ali Öztürk hocamız, danışman hocamız Ali Öztürk hocaya ve elektronik ve teknik danışmanımız Emre Ayvaz Bey'e çok teşekkür ediyoruz.